Mojo Muhabbet'e hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Mervan Tepelioğlu, YouTube'da 1 milyon takipçisi olan, hatta 1 milyonu da geçen. 1.2'ye yaklaştık. Harikasın. 1.2 milyon takipçisi var. Çok da değerli bir isim. Aynı zamanda komşuyuz biz onunla. Aynı ofislerde çalışıyoruz. Aynen. Çok yakınız. Dedim ki Mervan, neden birlikte bir Mojo Muhabbet yapmayalım? O da katıldı. Sağ olsun. Hoş geldin Mervan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Bugün Mervan'la çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Mervan'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz zaten. 2018 yılında kanımızı kaynatan oyunlara bir bakalım istedik. Ben Mervan'dan şöyle bir liste yapmasını istiyorum. 2018 yılında çıkmasını istediğin 5 oyunu sıralar mısın diyeceğim ve bunun üzerinden konuşacağız. Başlayalım mı Mervan? Başlayalım. 5 numarada ne olsun? Abi Spider-Man'in fragmanlarını izledik. Evet. Spider-Man'ı bekliyorum. Ben büyük bir Marvel takipçisiyim, fanıyım. Ve hani çocukken oynamıştım en son Spider-Man oyununu. Ondan sonra çıkanlar çok ilgimi çekmemişti. Ve çocukken oynadığım bilgisayardaki Spider-Man de şeydi, hani böyle sadece binadan binaya zıplayabildim ve aşağı... Rezalet bir şeydi değil mi o ya? Bayağı bir şeydi ve eğer binadan aşağı düşersen aşağısı sisti. Bütün şehir sisti zaten, yeşil bir sis. Düşünce ölüyordum. Oyun bitiyordu. Öyle bir Spider-Man'di. Aynen öyle. Ve çok büyük bir merakla beklediğim bir Spider-Man fragmanı izledim. Çok böyle bizim listemizde de Spider-Man kendini bir yerde buldu. 5 numarada o zaman Spider-Man'i koyabiliriz. Aynen. 4 numaraya kim geliyor peki? 4'ü God of War diyebilirim abi. Muazzam bir oyun. God of War gerçekten muazzam. Hani muazzamı birebir hak eden gerçekten öyle bir oyun. Sana katılıyorum. Ama God of War'ı belki ben bir tık daha öteye, yani daha çok beklediğim bir oyun olabilir benim için ya. Yani. 3 numaraya falan gelebilir. Senin için 3 numara. O zaman evet. Senin için 5 numarada Spider-Man mi var abi? Ben Spider-Man'i koymuyorum ya. Yani. Aa öyle evet, mi? Evet evet, Spider-Man'i koymuyorum. Ben seni dinleyeyim, daha sonra ben tamam. Ona göre bir liste şekillendireceğim. Tamam, 3 numaranda kim var peki? Far Cry abi. Far Cry 5. 5 dedim aynen, Far Cry evet. 5 geliyor bu sene. Far Cry 4 biraz zırvalamıştı abi galiba. 4 zırvaladı, bir de Primal değil mi o? Far Cry Primal'di herhalde. Evet. Geçmişte geçen. O aslında geçmişte geçmesiyle o büyük devasa mamutlarla falan filan aslında oradan bir ilgi çekse de komple oyun, yanlış hatırlamasam 4'ün altyapısının üstüne aynı haritaya koyulmuş, tekstürler değiştirilmiş, ekstra hayvanlar eklenmiş. O da birazcık fail bir oyundu aslında. 3 iyiydi, 4 kötüydü. Muazzamdı 3 abi. 3 çok iyiydi. Üç şimdi 5 de çok iyi olacak. Bence 5'te birazcık bu bizim çok sevdiğimiz bir oyun, film vardı. 2 yıl önce çıkan Kingsman. Aa evet. Kingsman'dan bence etkilenme var. Çünkü Kingsman'daki o kilise sahnesine evet. benzeyen bir sahne koymuşlar evet. fragmanına. Evet. Muhtemelen oradan bir ulan bunu biz de yapalım demiş olabilirler. Sen söyleyince açıkçası şimdi çağrıştı. Ben çünkü hiç aklıma gelmemişti. Ben Kingsman'ın ilk filmini çok sevmiştim ve kilise sahne çok kaliteli bir sahneydi. Hani nefesimi tutup öyle izlemiştim orayı. Ne oldu az önce dediğim bir sahneydi. Gerçekten sen söyleyince öyle bir orası var. Bir de bunun biz geçenlerde bir listesini yapalım istemiştik. Tarihte yapılmış en acayip aptalca hikayeler listesi. Jim Jones'un müritleri ve 1000 kişinin aynı anda kendini öldürmesi hikayesi. Bence bu Far Cry 5'te oraya da bir aynen. gönderme var. 3 numarada Far Cry 5 var. Far Cry 5 abi, 3 numara güzel. O zaman drum roll'a böyle az kaldı. 2 evet. numarada kim var? Zor soru burası abi. 2 numaraya pes diyeceğim. PES diyorsun. PES diyeceğim ikiye. PES son yıllarda abi FIFA'nın çok gerisinde kaldı. Yani FIFA neler neler koyarken PES lisansta geride kalıyor, bütçesi yetmiyor lisans almaya. İspanya ligini kaçırdı, İngiltere'nin yarısını kaçırdı. FIFA bunları satın aldı, stadyumlarda geride kaldı. Gameplay'de birazcık artısılar, eksisi var, gameplay tartışılır. Online'ı bence birazcık daha geride falan filan. O yüzden 2 numara PES abi. 2 numara PES, o zaman 1 numara herhalde FIFA olacak. 1 numara FIFA kaldı abi benim için. Ben FIFA 19'u büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. FIFA her sene yenilik üstüne yenilik, yenilik üstüne yenilik. Bu sene yeni oyun motoru koydular. Ondan sonra bütün oyun motoru değişti. Atmosfer değişti. Ne bileyim, Real Madrid'de özel lisans aldı, premium lisans aldı. O oldu, bu oldu. Oyun bence baştan aşağı güzel. Gameplay birazcık eksi de kalıyor benim için. Mesela ben hızlı bir oyun seviyorum. PES bence hızlı. PES yani alıyorsun yanına arkadaşın abi. PlayStation kafelerde hala PES 13 oynanıyor mesela. Hızlı PES bir oyun çünkü. PES 13 acayipti. PES 13 biz de Eurosport ofisi olarak deliler gibi oynuyorduk. Abi öyle bir oyundu çünkü. Hani açıyordun arkadaşınla, hala daha öyle ya. Kötü takımla bile. Yani mesela aynen ben Middlesbrough'u alsam bile kafa takımlara böyle başvurabiliyorum. Böyle
Gerçekten başa baş oyunlar sergileyebiliyorduk. Artık o şey pek kalmadı değil mi? Real Madrid, Barcelona, işte bir tane İngiliz ligi. Ya şimdi ben açıkçası PES'te iddialı bir insanım. Yani hala daha iddialı bir insanım. Sen de o zaman bir gün PES oynayalım. Oynayalım abi. İddialıyım. FIFA'da iddialı mısın? Ben FIFA'da çok iddialı değilim. Ben de tamam, ama PES'te oynayalım. Tamam. Olur. Bakalım ne olacak. Tamam, çok senin kazanım. Sen PES'te iddialı mısın? Ben PES'te iddialıyım. Tamam. O zaman bunun yayını olur, kanalı YouTube olur. Her türlü olur. Tamam, en kısa zaman. Her türlü olur. Tamam, o zaman ne diyeyim? Bunu yapalım. Tamam. Bir numarada benim bir numaramda kim olurdu biliyor musun? Hangi oyun olurdu? Red Dead Redemption bir numaramda. Şimdi bana Bannerlord yorumları çok fazla gelmiş. Evet, Bannerlord'u ben de bekliyorum. Ama bir çıksın hele de görelim ondan sonra. Bannerlord bayağı bir bekliyor. Benim çevremden 2012'den beri bekliyoruz. Benim bir arkadaşım orada çalışıyor bir de. Yani Gökalp, buradan da selam söylüyorum Gökalp Doğan'a. Çok da iyi bir tasarımcıdır. Ama yani yok, çıkan bir şey yok. Çıksın zaten. Neden çıkmıyor? Neden bu kadar erteleniyor yani abi? Bitiremiyorlar çünkü. Yani bir sürü detay geliyor, başka bir detay geliyor, başka bir şey geliyor. Ya ben dediğim gibi yakın çevremden biliyorum ve her ne zaman bunun konusu açılsa Bannerlord nerede diye Bannerlord dendiği an arkadaş küfür etmeye başlıyor. Aldım. Yeter artık diye. Gelsin artık. Gelsin artık diye. İki numaramda kim olsun? İki numaramda Last of Us 2 olsun. Evet. Ben onun birinci oyununu çok oynamak istedim PlayStation'da. Acayip oynamak istedim ya. O zaman bence hiçbir şey kaybetmedin, çıkmadan oynayabilirsin. Bununla birlikte başka ne dedik? Far Cry 5'e ben de katılıyorum, God of War'a ben de katılıyorum. Sadece Spider-Man yerine başka bir oyun oynayabilir. Şöyle bir listeme bakayım. Anthem var. Anthem enteresan bir oyun olacak gibi bilmiyorum görünüyor. Öyle. Anthem da iyi olacak bir oyun gibi görünüyor. Bir de Bannerlord diyelim. Ben de böyle sana katılıyorum. Yeni çıkacak bir oyun mu yoksa ikincisi falan mı? Yeni çıkacak bir oyun. Ha. 2014 yılında E3'te gösterilmişti. Ondan beri yani 4 yıldır bekliyoruz biz onu. Bayağı olmuş evet, ya. Evet, bayağı beklenen bir oyun. Bir de oyun demişken biz biliyorsun birkaç gün önce Counter Strike haritalarını sıraladık. Evet. Senin de ne kadar iyi bir CSGO oyuncusun değil mi? Aynen, sen bayağı. CSGO oyuncusu olduğunu biliyoruz. O yüzden şimdi Mervan'la bir bu listeyi hızlıca izleyelim. Ondan olur. Sonra geri dönelim. Olur. Evet Mervan, 10 numarayla başladık Aztek. Sever misin? Of, hastasıydım abi. Source'de, CS Source'de çok oynadık. Search diye mi okunuyor, Source diye mi? Hep kavga muhabbeti. Galiba Source diye okunuyor. Source ha. Çok kavga muhabbeti oluyor bu tip konularda. 9 numara Office. Office'de çoğunlukla oynardım. Dediğim gibi Global Offensive'de çok fazla oynamadım Office'i falan. Aztec'de dahil olmak üzere. Ancak hani Source'de bunlar bizim Legend maplerimizdi. Hani zombi modlarında çok oynardık. Kendi deathmatchlerimizde oynardık falan. Çok severek takip eder, yani oynardım iki haritayı da. Keşke imkanımız olsa da ofisi bazen insanları böyle gerçekten oraya hapsedip şey ateş edesin geliyor yani. O Dust 1 mi bu? Bu Dust 1. Bu Dust'ın atası, bu efsanedir. Ah lan ah. Ben bunu hem Source'da hem de şeyde CS1.6'da çok oynardım. Ne güzel günlerdi ya. Gerçekten abi şu an gençliğim gözümün önünde. Yani sen daha tabii çok yaşlısın, 21 yaşında. Var mı aramızda oynayan Dust? Tabii canım. Gaz'da pek Dust oynayan havası yoktur ama. Buraya oraya pusup sürekli şeyleri yapardık. Train ben çok oynamadım abi. Bak, ben oynadım. De çok oynamadım Train. Train neden sevmiyordum ben bu haritayı ya. Çok fazla böyle indiri çıktılı indir falan. Şey kötüydü Train'de ya. Sniper'ı alıp o vagonların altına yatan tıklar var ya. Ya Allah onların bildiği gibi yapsın yani. Ne, yani abi aralardan çok fazla adam rahatlıkla vurabiliyordun. Ve hani tam bir CT map'i. Gerçekten tam anlamıyla bir CT map'i Train. Evet. Daha adil bir map değil. Hani CT öyle olan dersin. 15 map'i, o 15 round'un 12 tanesini alıyor. Peki cash için ne diyorsun? 6 numarada da cash var. Abi ben cash'i çok sevmiyorum açıkçası. Cash. Hani arkadaşlarla arada bir gold'a rekabetçi de gireriz cash. Hoşlanmıyorum. Zorla giriyorum çoğunlukla. Zorla sokuyorlar. Yeter artık Dust 2'de Dust 2 diye. Orpes'i ben severim açıkçası. Hoşuma gider. Orpes çok güzel harita. Bu zaten aynen öyle. Enteresan bir yapım hikayesi de var bunun. Öyle mi? Ha, yani yapım hikayesini böyle, bilmiyorum. Bu böyle şeylerin, yani kümülatif böyle oyuncuların ve bir takım designerların yaptığı bir şey. Giderek kendini geliştirdi. O yani işte. Hikayesini bilmiyorum ancak Overpass şöyle, hem turnuvalarda da izlemesi çok eğlenceli, çok güzel detaylar olan bir harita çünkü. Güzel harita. Takım, tam bir takım haritası. Inferno yenilendi Go'da bir evet, kadarıyla. Evet, bayağı yenilenmiş. Aha. Eski haliyle biraz daha şeyi andırıyordu. İtalya haritasını andırıyordu. Biraz oradan alıntılar vardı. Aynı texture'lar falan kullanıyordu ama bu yeni CSGO'da daha da değişmiş. Aynen öyle. Bu Source'daki hali zaten. Evet.
Source'da güzeldi ya. Ben Source'da oynardım bayağı bir. War mode modlarında falan. Ancak dediğim gibi Go'da çok fazla oynamışlığımı söyleyemeyeceğim. Başlarda ben böyle hiç çok sevmiyordum. Hiç sınamamıştım map'e. Sonradan mı? Aynen. İnsan bu seviyor bu tip mapleri acaba. Biraz oynaya oynaya mı? Aynen öyle ya. Abi şöyle söyleyeyim. Bir ara hani arkadaşlar dedi ki hadi Mirage oynayalım. Ben dedim ben de Freeze izliyorum Mirage'den ve hiç oynayamıyorum. Oyunu birinci olarak bitirdim. Bu takımı da bayağı sırtlamıştım, taşımıştım. Ondan sonra o günden sonra bir ısındım map'e. Sevdim. Bayağı sevdim. Öyle bir anım vardır. Nuke güzel ya. Nuke biraz fazla şey. Buradaki ben plant'i sevmiyorum. Alt alta ya plant'ler. Harita çok büyük. Çok geniş bir harita. Ben Nuke'ü birkaç defa oynadım. Aha. Bence çok kaliteli bir harita. Evet. Yerini de burada bizim lisede hak etmiş gerçekten. Hı hı. Yani bence hak ediyor yerini. Ya Dust 2 efsane. İşte Dust 2'yi 1'e koyduk. Katılıyor musun listemize? Tabii neyin? Listemize katılıyor musun? Abi listede bence bir iki nokta değiştirilebilir. Ama Dust 2 bir numara. Dust 2 her türlü bir numara. Ben hala daha Dust 2 öneririm. Yenilendikten sonra her ne kadar çok fazla eleştiri alıyorsa da her türlü Dust 2 abi ya. Evet Mervan çok teşekkür ediyorum bu iki listede bana katkı sağladığın için. Ben o zaman muhabbetimizin son bölümünde Mervan'a şunu sormak istiyorum. YouTuber'lık Türkiye'de şu anda en çok konuşulan meslek dallarından birisi haline geldi. İşte YouTuber'lık iyi mi kötü mü, çocuklar kötü mü etkileniyor, acayip paralar kazanıyor, bunda vergi vardır yoktur bunlar konuşuluyor. Şimdi abi kısa bir özet geçecek olsam evet. Sen nasıl başladın YouTube? Yani kaç yaşındaydın başladığında? 2013 yılında ben lise 3'ün yaz tatiliydi. Hani kaç yaşımda oluyorum? 17. Nasıl karar aldın? Yani ben YouTuber olacağım. Yani abi benim kimi gördün de etkilendin mesela? O zaman 2013'e daha ilk girdiğimiz sene, yani ilk girdiğimiz aylar iki tane YouTube kanalı takip ediyordum. İki tane YouTube kanalı vardı. Bir tanesi Minecraft oynuyordu, öbürü bütün oyunları oynuyordu falan filan. Çok az kanalı vardı. Hani başka kanallar da vardı ama ben sadece bu ikisini takip ediyordum. Ondan sonra arkadaşım vardı benim bebeklik arkadaşım. O dedi bana, ya hadi biz de kuralım, hadi biz de kuralım. O tek başına yapıyordu ancak hani 100 aboneye geçemiyordu bir türlü. Sonra yenisini kuruyordu, gene yapamıyordu. Yenisini kuruyordu, yine yapamıyordu. Ondan sonra dedi, hadi gel birlikte kuralım. Tamam dedim, hadi gel birlikte kuralım. Bu arkadaşın şu anda iyi bir YouTuber mı peki? Tanınabiliyor mu? Şu an 600 bin, 700 bin falan abonesi var. Aha. Öyle başladık birlikte, aynı kanalda başladık. Ayrı ayrı değil, aynı kanaldaydık. Kanalın ismini buldum falan filan. Oyun üzerineydik. Tam bir sene sonra, 2 Ağustos 2013'te ilk videoyu yüklemiştim. Her gün video attım. Her gün video attım. Ama hiç kimse de izlemiyordu yani. 2 Ağustos 2013'te tam 10.000 abonem vardı, tam. Ondan sonra 2 Ağustos 2014, gene aralıksız bir yıl. 2 Ağustos 2013'te, özür dilerim, ilk video attık. 2 Ağustos 2014'te 10.000, 2 Ağustos 2015'te 100.000'lik. 2 Ağustos 2016'da 500.000, 2017'de 1.000.000. Vav. Wow. Katlana katlana gittik. Katlana katlana gittik. Bakalım bu sene ne olacak? Umarım her şey senin için güzel olur. 1 milyon, 2 milyon inşallah diyelim ya. Ama birazcık galiba oyuncu takipçilerim senin daha fazla oyun milyonu evet izlemek istiyor galiba. Oyunla geliştiğim için, oyuncu kitleyle büyüdüğüm için, yani oyuncu kitle diyor ki neden oyunu bıraktın, neden oyunu bıraktın? Yani haliyle bir kere ben 17 yaşımda başladım ve artık 21 yaşındayım. Benim oyunlardan tabii hani biraz daha gerçek hayata atılmak ve bununla ilgili videolar yapmak istiyorum ki bazı yaptığım videolar gerçekten patladı bununla ilgili. Çok fazla izlenen oyun videolarım da var, çok fazla izlenen kendi hayatımla ilgili videolarım da var. İnsanlar artık hepsini izlemek istiyor bence. Hani insanlar bir benimle birlikte büyüyor bir yandan. Oyun videosu attığım zaman bu sefer şey diyor, ya biz oyun izlemek istemiyoruz. Çocuk değiliz biz artık, çocukça geliyor. Ama bu sefer oyun atmanın zamanında bu sefer de şey diyor hani biz oyunla bir sevdik seni, oyun atmanı. Yani iki tane farklı kitle var. Aynen öyle, iki farklı kitle. Bakalım ikisini birden yönetmeye çalışmak peki, biraz zorluyor. YouTuber'lık için yeni nesle önereceğim bir şey var mı? Sizce olun evet burası çok güzel ya da artık şimdi bu şöyle, işte çok zor gerçekten yürüyoruz. Benimle birlikte başlayan YouTuber'lar bundan 5 sene sonra ne yapacak kimse bilmiyor. Hani benim 5 senelik YouTube ömrüm var mı yok mu? Varsa da ne kadar, nereye kadar gidecek? Yani YouTuber sonuçta bu nereye kadar gidebilir? Bu bir film sektörü değil, bu başka bir şey. Hani sosyal medya bu. Bir sene içerisinde nereden nereye gelebiliyor ve nereden nereye düşebiliyorsun? Evet. Ve hani bunu seninle de konuştuk abi. Gerçekten Türk insanı farklı ya. Hani yurt dışındaki kanallar gibi olmuyor çoğunlukla. Koskoca PewDiePie yaklaşık olarak 7 yıldır falan yapıyor. 60 milyon aboneye ulaştı. Ancak eski popülaritesinde değil. Hani emekli gibi bir şey aslında şu an. YouTube'da emekli olup da sakallarını uzatıp da oturup sadece zevkine video çeken, artık parasını düşünmeyen bir insan şu an.
Hani buraya gidiyoruz aslında hepimiz. Yani yeni nesile şu. Getiriyorsunuz. Aynen öyle. Ya yeni nesile söyleyeceğim şu. Evet. Bundan 5 sene sonra YouTube.com kim bilir ne olacak bilmiyorum. Türkiye buna nasıl yaklaşacak bunu da bilmiyoruz. Ancak biz bıraktıktan sonra tabii ki de başkaları yükselecek. Belki de biz şu anki yükselenler ileride bizi geçecek. Yani yeni YouTuber lazım. Ama bu gidip de Minecraft oynamak olmasın. Bu gidip de Orkun'un yaptığı, gidip de onun yaptığı, gidip de bunun yaptığı standart şeyler olmasın. Herkes Türkiye'ye yeni bir şeyler lazım. Yani Türkiye'nin YouTube'una yeni yön verecek bir şeyler lazım. Orkun YouTube Türkiye'nin yön veren isimlerinden bir tanesi. Gerçekten bu. Kaliteli videolar yapıyor, kaliteli içerikler buluyor. Kimi zaman yurt dışındakileri Türkiye'ye uyarlıyor ve bu YouTube Türkiye'yi yönlendiriyor. Yön gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten hakkını veriyor. Bunların çoğalması yani. Lazım. Gerçekten bunların umarım çoğalır. Lazım. Umarım çoğalır Mervan. Umarım. Bugün bize katıldığın için teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum. Biz watchmojo.com Türkiye olarak her hafta yine Mojo Muhabbet'le devam edeceğiz. Birbirinden değerli konuklarımızla yeni yeni şeyler konuşacağız. Siz de lütfen görmek istediğiniz konukları lütfen yorum olarak yazın. Ve watchmojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.